Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Bu hafta Ha. sosyal bilim okumaları webinar serisinin 11. haftasındayız. Esra Aksacık hocamız bizimle beraber, doktor öğretim üyesi. Hocam bir şey diyecektiniz sanırım, buyurun. Yok yok hayır. Arkadaşlar da mı buradaydı? Ben Aha. ikimizi sanmıştım. Okey. Yok Sıkıntı hocam, yok. katılımcılar Yok. da geliyor yavaş yavaş. Tamam. Hocam soruları en son mu almak istersiniz? Onlar büyük ihtimal chatten sorusu olan yazabilir arkadaşlar. Bence şey yapalım, esnek bırakalım. Olur. Yani ben konuşurken sormak isteyen, yazmak isteyen sonrasında hepsi okey benim için. Olur hocam, Yönetebilirim. ben de orayı kontrol ederim. Siz Olur. görmezseniz şey yaparım. Olur. Olur. Esra Çocuk hocamızın geçmişinden bahsedeyim, özgeçmişinden. 2004 yılında Yakındoğu Üniversitesi Psikoloji bölümünden, 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan, 2018 yılında ise Ankara Üniversitesi Disiplinler Arası Sinir Bilimleri Doktora Programı'ndan mezun olan hocamız. 2005 yılından 2014 yılına kadar araştırma görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapmış. Daha sonra 2020 yılından itibaren ise Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görevlerini sürdürüyor ve birçok uluslararası ve ülkemizde yayınları var. Bu şekilde hocam, isterseniz ekran paylaşımıyla beraber başlayabilirsiniz. Sözü size bırakayım ben. Teşekkür ederim. Ekran paylaşımı için bakıyordum ben de. Nereden yapacağım? Hocam Slide'ımı sağda slides diye bir şey var. Bir de yukarıda turn screen share on. paylaşayım. Bulamadım diyeceğim şimdi. Yaşlı hoca oldum ama şimdi. Evet slide. Tamam. Okey. Gördüm. Tamam. Gördüm. Ama şey yapamadım galiba. Hocam Gördüm. Ha, evet. Yaptım. Yaptım. tamam. Okey. Evet. Galiba bekletiyor biraz. Yükleme Olabilir. yaptım ama evet şu an biraz bekletiyor. O açarken slide çok önemli değil zaten biraz görselli bir slide'dı. Ben öncelikle Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikoloji Bölümüne çok teşekkür ediyorum bu davetleri için. Teşekkür ederiz Çok hocam. mutlu Hoş geldiniz. oldum. Çok sağ olun. Zaten Konya'da başka bir üniversitede online ders veriyorum. Aynı zamanda Yusuf hocamız da bu Evet. teklifi getirdi. Evet, ona da çok teşekkür ediyorum. Evet, Evet, hemen geldi galiba. geri çevirmediğiniz Geldi için ama. teşekkür ederiz. Peki, bir kere daha bir şey sor. Hocam. Geldi ama ha, start mı diyeceğim? Evet, tamam. Evet, şu an geldi Galiba. hocam. Şu an geldi. Evet, geldi. Tamam. Evet, dediğim gibi tekrar çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Sizlerle birlikte olmak benim için bu akşam çok keyifli. Yusuf hocamız beni aradığında böyle bir teklif sunduğunda ne anlatayım dedim. Şimdi şöyle bir şey. Burak hocamız da bahsetti benim özgeçmişimden. Evet, psikoloji lisans, deneysel psikoloji yüksek lisans üzerine sinir bilim doktorasıyla yola devam ettim. Öyle olunca hani bu derste sosyal bilimlerde okumalar dersi ve galiba psikoloji alanı dışından da konuklarımız var bugün. Evet hocam. Bunları da evet böyle düşününce dedim ki şimdi hani spesifik bir psikolojiden konu anlatıp ya da böyle bir uzmanlık alanına girip insanları sıkmak yerine şurada bir saat birlikte bir paylaşım yapacağız. O yüzden dışarıdan gelen bir hoca olarak işte önümüzdeki yıl psikoloji lisans mezuniyetimin 20. yılını kutlayacağım. 20 yıldır psikoloji alanında çalışan biri olarak geçmişten günümüze psikoloji bilimi her alandan arkadaşa, herkese hitap edebilecek psikolojiyi genel bir tanıtım ve psikolojinin geçmişten günümüze derken de biraz hani bilim olmadan önceki yolculuğu, bugün gelinen hani bilim olma serüveni ve 2020 sonrası psikolojide olup biten gelişimler ya da işte psikolojinin bundan sonra nereye gideceği hakkında şöyle ben hep şu an hali hazırda
16-17 yıldır akademik çalışıyorum ve 16 yıldır da psikolojiye giriş dersi veriyorum. Ve hep öğrenci arkadaşlarıma derse şu soruyla başlıyorum. Hani ne olmaya geldiniz? Ne olacaksınız? Yani sizden ne olmanız beklendi? Ya da işte aileleriniz psikoloji tercihiniz ne kadar olumlu kabul etti? Ya da işte psikoloji okudunuz, bitirdiniz. Ne gibi taleplerde bulunuldu sizden falan diye böyle bir ilk ders yapıyorum. Tabii şimdi genel olarak psikolojiyle ilgili halkımızın, çevremizin, toplumumuzun, genel olarak insanların bakış açısı iyi tam hadi okuyacaksan psikoloji oku, bitirince bizi tedavi edersin. İşte psikoloji oku, zaten sen sorumluydun, kendi sorunlarını çözersin. İşte psikoloji oku, ilk hastan ben olacağım falan gibi o klişe işte hani bir nevi mit olan cümleleri her ders, her yıl dinliyorum. O yüzden hep şey diyorum yani aslında biraz psikolojiyi daha kapsamlı tanıtmak lazım insanlara. Yani psikoloji sadece klinik psikoloji değildir. Psikoloji sadece insanları tedavi eden bir tedavi merkezi bilimi değildir. Yani psikoloji çok yönlü bir şey. Biraz bundan konuşmak lazım. Ben hep ilk derslere bunu harcıyorum. O yüzden de bugün de böyle bir konu başlığı seçeyim ve biraz bunu konuşalım istedim şu beraber paylaşacağımız bir saatte. Ve şey dedim, aslında psikolojinin bilim olma serüveni öncesinde felsefeden kopan ama fizyolojinin yöntemini kullanan. Yani sosyal bilimlerde okumalar dersinde psikolojiyi konuşurken bir sosyal bilim olan psikolojinin ne kadar bir yanıyla işte fizyolojiye, ne kadar pozitif bilimlere, ne kadar bilime kayan bir noktası olduğundan bahsedelim. Ondan sonra günümüzde gelinen, tabii ben şimdi üçüncü basamağı psikolojiye yaklaşımlar dedim ama bu yaklaşımlar derken günümüzde sadece ana bilim dalları bazında tanımlamak değil, psikolojide farklı alt alanları da tanıtmak adına böyle bir şey ve daha önemlisi benim için, ben ve benim gibi birçok psikolojide bilim yapan insanlar için bundan sonraki süreçte psikoloji nereye gidiyor, nasıl evriliyor ve hangi disiplinlerle ortak işbirliği yapıyor ya da multidisipliner dediğimiz yaklaşımlar psikolojiyi nasıl etkiliyor? Hani biraz bu bağlamda ele alalım istedim. O yüzden böyle bir başlık grubu kurdum. Şimdi geçmişte psikoloji dedim. Şunu ben çok seviyorum her derste söylemeyi. Gerek giriş dersi, gerek yıllarca verdiğim psikoloji tarihi dersi. Psikoloji uzun bir geçmişe fakat kısa bir tarihe sahiptir. Cümle Ebbinghaus'un, benim değil. Ama çok güzel bir cümle. 1800'lerin sonunda kurulmuş bir cümle. Uzun bir geçmişten kasıt hep şu. Konu başlığında paradoks olarak belirliyoruz zaten. Yani psikoloji bilimi paradoksal bir birim olup aslında çok geçmişten beri, yani nedir o geçmiş, milattan önce 4. 5. yüzyıllar, işte Platonlara, Aristolara kadar uzanan bir geçmiş ama kısa bir tarih. Kısa bir tarihten de kastımız bilim olma serüveni aslında ve bilim olduktan sonra kurduğu, yaptığı işler adına önemli bir dal diyoruz psikoloji için ve bu bağlamda paradoks. Şimdi psikoloji konu yani incelediği alanlar ya da bugün hala kaç yüzyıldır konuşulursa konuşulsun yapmak istediği şey, psikolojinin genel bir tanımı var. Ben hep şöyle söylüyorum. Ben 90'lı yılların sonunda psikoloji lisansı öğrencisi oldum. Bize şöyle öğrettiler. Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Aradan zaman geçti. Bizler lisansı bitirdik. Şu cümle eklendi. Psikoloji insan ve hayvan davranışının yanı sıra zihinsel süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. Zihinsel süreçler 50'leri 60'lara damgasını vurmuş. Birazdan bahsedeceğim. Sonra bir süre daha geçti aradan. 2000'lere yaklaştık ve şöyle bir tanımla karşı karşıya kaldık. Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve duygularını inceleyen bilim dalıdır. İşte aslında insana, yani en azından merkez sinir sistemi olan her organizmaya, her canlıya karşı sadece davranış, gözle görülür somut bir süreci değil. Beraberinde zihinsel süreçleri, beraberinde duyguyu, beraberinde o
kavrama ait birçok öğeyi inceleyen bilim dalı diye karşımıza çıktı. Ve o noktada ben hep şunu sorardım. Peki arkadaşlar, duyguyu ölçebilir miyiz? Zihinsel süreçleri ölçebilir miyiz? İşte psikoloji tarihi buna dayandı. Yani milattan önce 4. 5. yüzyıllar dedik, Plato dedik, Aristo dedik. Konusunu, neden konusunu felsefeden aldı? İnsan nedir? İnsan niye üzülür? İnsan niye ağlar? İnsan niye mutlu olur gibi sorulara cevap arayan psikoloji bilimi ta Yunan filozoflarına kadar o arka plana attı. Ve uzunca bir zaman onların tartıştığı konuyu tartıştık, konu aynıydı. Ama bir tarafıyla yeni bir disiplin dedik. Çünkü yöntemini ya da işte inceleme alanlarını, bugün duyguyu, zihinsel süreçleri tartışabiliyorsak, bu kavramları yeni bir disiplinle, yeni bir yaklaşımla ele alma becerisine sahip olması gerekiyordu. İşte o noktada bir yani psikoloji o noktada bir paradokstu. Evet, konuyu filozoflardan aldık dedik. O yüzden felsefenin psikoloji tarihindeki anlam ve önemi hiç geçmez. Psikoloji tarihinde hep şunu söylüyoruz. Felsefi etkiler, fizyolojik etkiler. Çok pardon. Felsefi etkilerde hep ben şunu söylüyorum. Konusunu alıyor. Neyi alıyor? İşte dualizm, monizm, işte tekrar gelen dualizm, onlardan bahsedeceğim. Ama bugün gelinen o etkileşimli pozitivizm noktasına getiren konusu psikolojinin insandı ve insana ilişkin her türlü soruydu. O noktada psikoloji bugün hani insan niye üzülüyor, insan niye mutlu oluyor, insan niye ağlıyor, insan niye işte şaşırıyor, insana ait her soru cevabı nasıl olursa olsun psikolojiyi ilgilendiriyordu. Konuyu buradan alıyordu. Ama İşte bu geçmiş 17. yüzyıla kadar neler, işte milattan önceki 4. 5. yüzyıl Platolar, Aristolar şey oldu. Bir nevi öngörü sahibi oldu ya da bir nevi konularını tartışır oldu ve şunu söyledi ilk defa Platon. Dualizm dedi. Hani dualizm işte zihin başka bir şeydir. Zihinden kasıt işte beyindi. Ve bir beden başka bir şeydir. Bedenden kasıt somaydı. Yani bedende olup bitenler o zamanlar 17. yüzyıl öncesi milattan önceki dönemlerde Plato bunu hani ruh diye tanımladı. Ve bugün hala felsefe ruhun bu hani ruh başka bir şey, beden başka bir. Ruh beden ikilemi kavramı üzerine gittiler. Ve dualizmdeki kasıt ruh başka bir şeydir. Ruhta olup bitenler bedenden bağımsızdır. Bedende olup bitenler ruhtan bağımsızdır. Hani insanın bedeninde olup biten gelişimler, değişimler, hastalıklar çok farklı bir şeydi. Ama işte yaşadığı, hissettiği, bunlarla ilgili duyguları, düşünceleri başka bir şeydi dedi. Ondan sonra çok ilginç bir şekilde hemen akabinde Aristo dedi ki, bu kadar da Platon'un öğrencisiydi Aristo, felsefi kökenli. Ama dedi ki, İlk defa monizm kavramını öne sürdü ve dedi ki aslında dedi ruhla beden de beraber aynı kavramdır dedi. Yani benim kalbimin atışı hızlanıyorsa dedi, aslında dedi kalbimin atışını hissettiğim beden ruhumda da olup biten bir değişimi gösteriyor dedi. İşte bedende olup biten bir değişim zihinsel süreçleri de gösteriyor dedi. Böyle bir ikileme düşüldü milattan önce felsefi etkiler sürecinde. Sonra 17. yüzyıl bizim için, ben psikoloji tarihini anlatırken Descartes'in önemini çok vurguluyorum. Descartes'in tabii psikolojide bugün baktığımız noktada çok katkıları var ama en önemli katkısı arada geçen işte Orta Çağ dönemi, arada geçen felsefi etkilerin çağrışımlar, işte duyular, algılar, birçok kavram üzerine bir sürü söylemlerden sonra 17. yüzyıl yani 1600'lerin sonu Descartes tekrar dualizm kavramıyla refleks arka kavramıyla tekrar psikolojiye bir yön verip aslında bugün konuştuğumuz birçok psikoloji tarihinde yer verdiğimiz birçok kavramın tohumlarını, ana fikirlerini attı. Ondan sonra felsefi etkiler psikolojide çok daha günümüzde psikolojinin doğuşuna sebep olacak temel fikirleri ortaya koymuş oldu. Ondan sonra bir pozitivizm dönemi geldi Comte'la beraber, gene 1700'lerin sonu. Ve bugün yani psikoloji biliminin doğmasından hemen önce İngiliz ampiristler dediğimiz ya da emperyalistler dediğimiz işte John Locke, Berkeley, David Hume ya da Mill dediğimiz gruplar bugün psikolojinin temel bileşenlerini ya da
Hatta daha da ötesi psikolojinin bugünü dediğimiz davranışçılık biliminin temellerini attılar. Bunlar felsefi etkilerdi psikolojide ve aslında psikolojinin bilmem kaç yüzyıldır konu olarak incelendiğini bize gösteren ya da insanın hep merak edilen ve bu merakın giderilmesi gereken bir konunun incelenmesini öne süren kişilerdi. Arka sıra konunun yanı sıra benzer dönemlerde gene 17. yüzyıl, 19. yüzyıl diyelim biz 1800'lerden başlıyor bu dönemler. Fizyolojinin etkisi psikolojide damga vurmaya başladı. Ben dönemi şöyle ayırıyorum. Felsefi etkiler milattan önceden geldi. Psikolojinin konusunu verdi. Ama yöntem olarak psikolojide bazı şeyler acabaydı. Nasıl incelenecek? Nasıl felsefeden ayrılacak? Ama daha ayrılmamıştı. Yöntemsel olarak fizyolojik etkiler gündeme geldi ve burada görmüş olduğunuz kişiler fizyolojik etkilerle psikolojiye ilk yön veren kişiler oldu. İşte Joan Miller, burada ben Galvani'yi falan aldım ama Helmholtz var, işte Kajal var. Bu önemli isimler. Hani burada yer vermediğim isimler de var. Bu isimler 1800'ler, 1700'lerin sonu, 1800'lerin başı şunu incelemeye başladı. İnsanın sinir sisteminde sinirlerin spesifik bir enerjileri var mı? Bu sinir iletilerin elektriksel bir karşılığı var mı? Ya da insanın davranışlarının bugün işte üzülüyorsam, mutlu oluyorsam, ağlıyorsam, gülüyorsam bunların beyinde bir karşılığı var mı? Aslında bunlar 1800'lerde çalışılmaya başlandı. Müller ilk olarak bu sinirlerin spesifik enerjilerinden bahsedip beyin lokalizasyonunu devreye soktu ve beyin lokalizasyonu da beynin lokalizasyonu ya da işlevlerin lokalizasyonu diyerek şunu söyledi. Yapmış olduğumuz her davranışın beyinde bir karşılığı var dedi. O dönemler çok dehşet bir beyin haritası çıkardı. Hani şu görmüş olduğumuz kafatasımızın içindeki beyni milim milim bölüp her biri milimine yapmış olduğumuz davranışlara karşılık gelen bir aktivite gösterdi, önerdi ya da işte bu aktivite buradan kaynaklanıyor dedi. Ardından Galvani İlginç bir şey söyledi. Yani bu aktivitelerin temel kaynağı elektriksel dedi. Bugün fizyolojik psikolojide konuştuğumuz aksiyon potansiyelinden tutun da nöronlar arası ileti, bu sinaptik ileti kavramını ilk defa bu şekilde dile getirdi ve elektriksel bir aktivasyon var ki insanın davranışlarını belirliyor dedi. Ve o gün Galvani'nin 1700'lerin sonunda yapmış olduğu kurbağa bacağı deneyi bugün hala tıp fakültelerinde birinci, ikinci sınıflarda sinirsel iletinin elektriksel kaynağı olarak hala deney olarak kullanılıyor. Şimdi buradaki önemli nokta şu, buraya kadarki kısımda. Fizyolojik etkiler ya da fizyolojinin kullanmış olduğu yöntemler bugün psikolojide uygulanabilir noktası 19. yüzyılın başında aslında gündeme geldi. Ardından Weber ve Fechner. Ben o iki kişiye de yer verdim. Ona niye yer verdim? Geçmişten günümüze psikoloji demişken Weber ve Fechner psikolojide çok az sayıda bulduğumuz yasayı ortaya koyan insanlardı. Psikoloji bugün hala günümüzde kuramlar bütünü, kuramlarla açıklanan, yaklaşımlarla ortaya konulmaya çalışan bir disiplin, bir bilim dalı. Ama bir bilimi bilim yapan, hani bilimin ölçütleri dediğimizde işte o gözlenebilirlik, ölçülebilirlik, iletilebilirlik, sağlanabilirlik, bilimsel zeminleri oluşturan fizyoloji ve fizik kökenli doğa bilimlerinden gelmesi gerekiyordu. Weber, Fechner psikolojiye bunu katıp psikofizik kavramlarını başlattı. İşte Weber'in İşte iki nokta eşiği dedi ancak fark edilebilir farklı ve şunun üzerine çalışıyor duyumlar. Zaten geçmiş felsefi etkiler de duyumları konuşuyordu. Weber'le Fechner de duyumları konuştu. Ve şunu söyledi ama duyumlar ya da zihinsel süreçler sadece felsefi olarak speküle edilecek şeyler değil. Bunları biz işte logaritmik kavramlarla ölçebiliriz. Farklılaşma için eşiğini ortaya koyabiliriz. Ya da ne bileyim bir elinde 1 kilo domates var, diğer elinde 1 kilo 200 gram domates var. İkisinin arasındaki farkı kaç yüz gram fark olduğunda ayırt edebilirsiniz, biz ölçebiliriz. Bununla başladı hikaye. Ama ondan sonra tabii psikofizik yasaları duyumları ölçmekten yola çıkan bu yasalar, algıları, düşünceleri ve günümüzde gelinen bilişsel psikolojiyi, zihinsel süreçleri ölçme noktasına kadar götürdü. İşte bu noktada konusunu felsefeden olan, yöntemini fizyolojiden olan psikoloji bugün günümüzde 20-21. yüzyıl dünyasına İlginç bir hem sosyal bilimler zemininde hem de doğa bilimler zemininde bir bilim dalı olarak kendini ortaya koydu.
Oradan bakacak olursa, peki günümüzde ne noktaya geldi? Günümüzde neler oldu? Şimdi ben şöyle söylüyorum. Günümüzde dediğim, günümüzdeden kasıt şu. Psikolojinin bilim olma serüveni. İşte tam olarak günümüz dediğim. Wundt. 1879 işte Leipzig'te psikoloji laboratuvarının kurulması. Öncesinde psikoloji kavramları yok muydu? Vardı. Felsefi etkiler vardı. Fizyolojik etkiler vardı. Wundt ne yaptı bu yolculukta? Dedi ki ben zihinde olup biten, zihnin yapısını, zihinde olup biten elementleri ölçebilirim, laboratuvara koyabilirim. Tam da bilimsel zeminde bunu inceleyebilirim. İşte bu da zaten psikolojinin aradığı bir gerçekti. Hani o doğa bilimi, pozitif bilim olma noktasında psikoloji istiyordu. Hani laboratuvarda ölçülebilen bir bilim olmaya hazırdı. Bu noktada Wundt yapısalcılıkla, yapı dediği zihnin yapısıydı. Yapıdan kasıt oydu, structuralism dedi ve dedi ki zihnin yapısını biz ele alalım ve zihinsel süreçlerde neler olup bittiğini, insanların yaşadığı deneyimleri nesnel içe bakış yöntemiyle inceleyelim. Ve böylelikle Almanya'da Leipzig'te ilk psikoloji laboratuvarını kurdu. Laboratuvar psikolojinin bilim olma serüvenini başlattı böylelikle. O yüzden konusunu, yöntemini çok daha eskiden alsa da o yüzden eski bir geçmiş ama yeni bir bilim dememizin sebebini Wundt bize sağladı. Tabii ben hep derslerde şunu söylüyorum. Wundt güzeldi, kıymetliydi, psikolojinin kurucusuydu, öncüydü. Ama James'in de katkıları hiç sınamazdı. James de çok kıymetliydi psikoloji bilimi açısından. Nasıl kıymetliydi? İşte Wundt 1800'lerin sonunda, bakın yıllara benzer 1879 demişim bunda, 80'ler James demiş. Aslında eş zamanlı olarak sağ köşede de gösterdim. Yapısalcılık, yapısını inceleyelim, rotayı inceleyelim, ölçelim, biçelim, bunu bilim yapalım derken ve Wundt psikolojiyi bilim yaparken James ilk defa Principles of Psychology ile Psikolojinin İlkeleri kitabıyla psikolojiye aynı dönemde, aynı yüzyılda değişik bir şekilde damgasını vurdu. Ama şöyle bir farkı vardı Wundt'tan. Dedi ki yapısını inceleyelim, yapıyı laboratuvara getirelim, insanı, davranışı, duyguyu neyse inceleyelim ama bunun bizim için anlamı ne, işlevi ne, fonksiyonu ne? Fonksiyonalizm, işlevselcilikle karşımıza çıktı ve dedi ki aslında psikoloji biliminin işlevini ele almak uygulamalı psikolojiyi bugün günümüzde konuştuğumuz uygulamalı psikolojiyi başlatacak olan o hareketi, o söylemi dile getirerek bunun insan için anlam ve önemini biliyoruz. Tamam yapısını biliyoruz da bu yapının işlevi ne dedi. İlginç bir dinamik başladı o dönemde. Böyle psikoloji serüveninde 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında işte işlevselcilik, yapısalcılık, ilk ekoller, ilk okullar derken psikoloji bilim oldu aslında. Ama aynı yıllarda gene benzer şekilde işte Fransa'da, Almanya'da, Avusturya'da başlayan Freud rüzgarları vardı. Ben hep ona Freud rüzgarları ya da şey diyorum, psikanalitik rüzgarlar. Psikanalitik rüzgarlar, hani ben bugün rüzgar desem de galiba dönemde kasırgaymış. Çünkü hala günümüze esintileri geliyor. Çünkü o yıllar Freud bugün hala öğrencilere sorduğunda psikolojide tanıdığım birini söyle. Mesela Wundt demez, James demez, Freud der. Freud çok ünlü bir isimdi psikolojide. Yüzyıllardır ünlüydü, hala ünlü. Çok karşıt grupları da oldu Freud'un şey gibi hani. İşte o sapığı niye anlatıyorsunuz hocam? İşte ya da o saldırganlık eğilimlerini dile getiren insanlara psikolojide konuşmak mı lazım falan. Hani çok karşıtları da oldu, çok tepkileri de oldu. Ama beraberinde Freud'un çok taraftarları da oldu. Ama bu ekoller, bu psikolojinin bilimin olma serüveni kurulurken Freud bir taraftan temelini mesmerizm, 17. yüzyıl hipnotizm ve mesmerizme dayandırıp daha sonra Fransa'da Charcot'la, işte Avusturya'da Breuer'le çalışmalarıyla nörolog kökenli olan bir tıp kökenli insan vücutta olup biten ama fizyolojik kaynağı olmayan, bu kaynakların tamamen psikolojik olduğu öngörülen bir ANOVA vakasıyla tarihe damgasını vurdu. Bu da psikolojinin aslında geçmişten günümüze bayağı bir yolunu değiştirdi, etkiledi, damgasını vurdu. Bu noktada önemliydi dinamik yaklaşım ya da bugün diğer bir söylemle psikanalitik yaklaşım. Bilim olma yolculuğunda Freud'un yani rolü bugün bilim olduğu noktada hala psikanalitik kuram diyorsak yadsınamaz bir gerçeklikti. Bu da psikolojinin bir boyutuydu. Her ne kadar bugün bizler işte
psikolojinin farklı alanlarından gelen insanlar, Freud'un yaklaşımını bazen bilimsel, bazen bilim olma noktasına tartışmalı bulsak da hiçbir zaman yani yanlışlayamadık, hiçbir zaman inkar etmedik ya da hiçbir zaman psikolojiye katkılarını yok saymadık. Freud de psikolojiye böyle büyük bir damga vurmuş bir insandı. Eş zamanlarda şimdi 1920'ler Watson diye görüyoruz karşımızda. Tam da Freud'un işte Avrupa'da böyle kaynağının organik olmadığı, kaynağının fizyolojik olmadığı, bedensel çıktılarının olduğu bir ya da beden işte cinsellik ve saldırganlık gibi bastırılmış bilinç dışı öğelerin hem bedende hem yaşantımızda önemli olduğunu söylediği bir noktada Watson gibi bir bilim insanı çıkıp dedi ki Amerika'da ya aslında psikoloji bilimi ya da bilim dediğiniz şey ya da davranış dediğimiz kavram bu kadar da basit değil. Somut olan, gözle görülür olanı incelemediğimiz sürece bunun bir önemi yok. İşte bunların işte saldırganlık, cinsellik gibi bilinç dışı göremediğimiz, anlayamadığımız, idego, süperego gibi kavramlayamadığımız bir öğeden yola çıkmak doğru değil. Biz doğrudan somut davranışı ölçelim. Ve hatta Watson o yıllarda güzel bir cümle kurdu. Dedi ki psikoloji bilimini tanımlamak istiyorsanız ben size bir cümle söyleyeyim. Bana bir düzine çocuk verin. İşlerinden istediğiniz kadarını hukukçu, istediğiniz kadarını tıpçı, istediğiniz kadarını öğretmen yaparım. Yani İngiliz ampiristler vardı ya az önce bahsettiğim John Locke'lar, David Hume'lar, Berkeley'ler. Onlara gönderme yapıp dedik ki insan dedi tabula rasa, boş bir levhadır. Boş olarak dünyaya geliriz ve ne işlersek onu üretiriz. Ben bana verdiğiniz bütün bu çocuklara ki Küçük Albert deneyiyle ünlüdür Watson. Küçük Albert de bilirsiniz korku koşullaması üzerine oluşturulmuş bir deney. Ve dedi ki ben herhangi bir nesneden korkmayan bir canlıyı korku kazandırabilirim. Herhangi bir meslek sahibi olmayacak ya da İşte olmasını öngörüp görmediğiniz bir insanı belirleyip buna göre meslek sahibi yapabilirim. Watson davranışçılıkla Amerika'da o dönemde başka bir güç olarak psikolojiye yön vermeye başladı. Şimdi ilginç bir gelişme 1920'lerde Watson'la beraber gene Amerika'da Wertheimer, Koehler, Kohler'ın Gestalt psikolojisi gündeme geldi. Ve Watson'ın davranışçılığından daha öte duyuların önemi, duyuların çoklu yaklaşımı ve aslında birçok duyu yani işte görme, işitme, dokunma ya da öğelerin toplamı tamamından daha farklıdır, daha fazladır diyen Gestalt yaklaşımıyla psikolojiye yeni bir boyut. Bugün hala işte sosyal medyada, Instagram'larda, Facebook'larda gördüğümüz işte fotoğrafı ters çevir, işte genç kadın görüyorsun, yaşlı kadın görüyorsun, kaç hayvan görüyorsun. Mesela şu an benim burada paylaştığım fotoğrafta işte yeşili arka plan yap, vaza görüyorsun, beyazı arka plan yap, iki tane yeşil surat görüyorsun gibi algısal, illüzyonel ve parçalar, bütünler, duyumlar, algılar üzerine yeni bir yaklaşım, yeni bir bakış açısı, yeni tanımlamalar ve birçok işte bunlar doğuştan gelir, sonradan edinilir, insan algılarına göre şekillenir. Algılardaki farklılaşmalar davranışları belirlere kadar giden bir bakış açısı, bir yeni ekol psikolojinin bilim olma serüvenine damgasını vurdu. Sonrasında 1940'lara geldi. Şimdi 1940'lara kadar felsefi etkiler dedik, fizyolojik etkiler dedik, ekoller dedik, dinamik yaklaşım, davranışçılık ve Gestalt dedik. Ama hep 1940'lar benim için, benim anlattığım psikoloji tarihinde ve bugün baktığımız psikolojinin gelinen noktasında ayrı bir dönüm noktasıdır. Neden 1940? 40'larda demeyeyim de 50'ler. İkinci Dünya Savaşı diye tanımlarım. İkinci Dünya Savaşı, hümanizm ya da varoluşçuluk psikolojiye üçüncü güç olarak damgasını vurdu. Üçüncü güçten kasıt neydi? Birinci güç bir tarafta avaz avaz bağıran Avrupa'ya damgasını vurmuş. Bilinç dışı diyen, id diyen, ego diyen, süperego diyen, işte cinsellik diyen, saldırganlık diyen Freud'tu. Analitik rüzgarlar dedik ya Avrupa'da. Ama buna karşılık ya bırak öyle ölçemediğin, laboratuvara getiremediğin kavramları bize sunuyorsun da işte hastalıkların kaynağını öyle bilmediğimiz şeyleri dayandırıyorsun diyen Watson davranışçılığıydı. Dinamik taraf bir tarafta. Watson davranışçılığı Amerika'da işte o dönemde dünyayı alt üst eden İkinci Dünya Savaşı'yla üçüncü gücün kastı bu. Dinamizme yani psikanalitik ekoli ve davranışçılığa karşı başka bir bakış açısı. Şunu söyledi. Bugün hala çok kıymetli aslında hümanizm. Ne acıda? İnsan önemlidir.
Özgür irade. İnsan istediğini yapar. Ya da carpe diem, anı yaşa. Mesela bugün böyle bakıyoruz psikolojide işte kişisel gelişimler, işte böyle psikolojide çok bilimsel olarak kabul etmediğimiz yaklaşımlar, psikolojiye damgasını vuran böyle parapsikolojik söylemler falan. Bakıyorum da böyle kökenlerini birazcık varoluşçu hümanizme dayandırıyor. Aslında buradaki isimlerden daha çok benim önemsediğim isimler Maslow ve Rogers. Rogers ve bugün işte koşulsuz olumlu kabul kavramları. Yani ne olursan ol, insan işte ne yaparsan yap, koşullu kabulü değil, koşulsuz bir şekilde gel ve sen benden farklı değilsin, sen de insansın, ben de insanım ama senin bunu çözmede zorlukların var, biz bunu beraber halledelim diyen Rogers hümanizme damgasını vuruyor. Maslow bugün birçok bilim dalında bu ihtiyaçlar hiyerarşisi var ya Maslow'un, işte fizyolojik ihtiyaçlarla başlayıp işte işte sevilme, barınma, işte ne bileyim saygı vesaire diye giden o beşli piramit, günümüzde dokuza kadar çıkardılar bu piramidi. Bu yaklaşımlar varoluşçuluğu, hümanizmi bir noktada günümüze kadar taşıyor psikoloji tarihinde. Ve bugün hala Gestalt terapilerinin bir kısmı varoluşçuluğa dayanarak, bu Gestalt'ta varoluşçuluk ortak bir zeminde bugün hala etkili bir tanı, tedavi ve psikolojide yaklaşımlar yöntemini öne sürüyor. Ardından şimdi benim akışıma baktığımızda bilim olma serüveninde işte 40'lardan sonraya 80'lere kadar o İngiliz ampiristlerden gelen, John Locke'dan, Watson'dan gelen ya da Pavlov'un klasik koşullamasından gelen katı davranışçılık biraz Skinner'la, biraz da daha sonrasında, daha sonrasından kasıt ne? İşte Tolman'ın dil öğrenmesi, Chomsky'nin dil öğrenmesi, öğrenme yaklaşımlarıyla ve biraz daha bilişsel psikolojinin doğuşunu sağlayacak olan o katı davranışçılığın ötesinde yeni davranışçılıkla karşımıza çıkıyor. Ve işte bu serüven bizim için. Yani geçmişte belki o gün için kıymetli ama bizim için tarihsel sürecini sonlandırıyor. Bana göre 1980'lere kadar, şu ana kadar anlattığım her şey psikoloji tarihi. Psikolojinin geçmişten günümüze, felsefeden nasıl etkilendi, fizyolojiden nasıl etkilendi, Wundt ne yaptı, James ne yaptı, işlevselcilik, yapısalcılık, dinamik ekol, Gestalt, varoluşçuluk derken yeni davranışçılıktan sonra, tabii ben şimdi az önce hocamız da söyledi, şimdi deneysel master sinir bilim kökenli biri olarak bilişsel psikolojiden sonra psikolojinin bugünü ve geleceği diyeceğim haliyle. Ya tabii ki şimdi bu sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, işte efendim klinik psikoloji alanında olup biten yeni gelişimleri negatif yönde eleştirmek adına değil. Oradaki olup bitenler de bugün analitik kuram da çok iyi bir noktaya gelmiştir. Bugün Gestalt de çok iyi bir noktaya gelmiştir. İşlevselcilikte. Bunların geldiği nokta psikoloji bilimini bugün hala dinamik tutan, hala işlevsel tutan bir noktadadır. Ama bilişsel psikoloji dediğimiz, burada 1980'ler, 2000'ler demişim ama ben ders anlatırken şöyle anlatıyorum. Ne zaman bilişsel psikoloji? Hani biliş dediğimiz o, biliş zihin dediğimizde ben hep şey diyorum. Somut organı beyin, beynin yaptığı somut işlevlerin soyut karşılığı biliş, zihin. Beyinle ne yapıyorsa, beyin ne yapıyorsa onda karşılık gelen o soyutluk, o zihinsel süreçler bunlar. 80'ler desek de her ne kadar aslında gene o da İkinci Dünya Savaşı. Ben hep şey derim, ilk kodlama İkinci Dünya Savaşı'nda Alan Turing'in ilk bilgisayar yazılımı. Ve bugün yapay zekaya kadar bizi götürecek olan o ilk süreçler çok kıymetliydi. İnsan zihninin anlaşılması, bilişsel yapının ya da bugün insanın beyninin ya da insan davranışlarının o beyindeki arka planının ortaya konulması adına kıymetli bir geçmişti. Gene İkinci Dünya Savaşı ama 60'lar 70'ler biraz işte sönük geçti. Niye sönük geçti? Kod dili vardı, bilgisayarların kurulması. Bilmiyorum belki şu an hitap ettiğim kitlenin yaşı tutmaz ama benim yaşım tutuyor. 90'larda ben lise dönemi, 90'ların sonunda üniversiteye giren biri olarak biz 90'ların sonunda üniversite sınav sonucumuzu saatlerce dıt 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 diye bağlanan ev telefonuyla bağlandığımız internetlerden eşek kadar şöyle ekran olan koca masaüstü bilgisayarlardan öğrenmiştik 90'ların sonunda. Avrupa, Amerika ya da dünya ya da Türkiye. 90'larda aslında bilgisayar teknolojisiyle bireysel olarak tanışma imkanı bulup
teknolojik gelişmeleri, teknolojide olup bitenleri ya da insan zihninde olup bitenlerle benzer bir makine cihaz yapabilir miyiz durumuyla 90'larda, 80'lerden sonra karşılaştı diyoruz o yüzden. Evet, 50'ler 60'lar önemli. 70'ler bu uğurda biraz zaman harcadık. Ama 80'lere 90'lara geldiğimizde artık bilişsel psikolojiden bahsetmek mümkündü. İşte geçmişi böyle, günümüze kadar böyle gelen psikoloji, diğer uygulamalı psikoloji alanlarında da bilişsel psikolojinin katkılarını hiçe saymaksızın, ki bugün klinik psikoloji uygulamanın en önemli, hepimizin ya da birçoğumuzun en bildiği, en sevdiği alanlardan klinik psikoloji dediğimiz alan, bilişsel davranışçı terapiler diyoruz mesela BDT. Davranışçılığı gene tarihten alıyor. Bilişsel de işte bu son çeyrek diyorum ben. Hani 70'lerden 80'lerden alıyor. Bilinçli olup bitenleri nasıl değişimliyoruz ve bunu davranışa nasıl döküyoruz? Bugün uygulamalı alana kattığımız her şey, o mutfak, işte o arka plan, o bizim hani mutfakta hazırladığımız bilişsel yapı bugün uygulamalı alana da hizmet ediyor diyoruz. O noktada işte psikolojinin bilim olma serüveni böylelikle bir noktaya geliyor diye düşünüyorum. Şunu bir pardon geçeyim. Şimdi yaklaşımlar tabii 20. yüzyıla geldiğimizde, az önce söylediğim o yolculuğu geçtiğimizde, psikodinamik bakış açısı ya da analitik bakış açısı, Freud'un bakış açısı o 1900'lerin başından 20'lerden alıyor, günümüze kadar geliyor. Ha nasıl geliyor? Tabii bu da ayrı bir kişilik kuramları dersi, ayrı bir konu. Ama böyle 2 dakika konuşacak olursam, Freud'da ya da öncesinde mesmerizm, işte Charcot, Breuer dediğimiz, işte Avusturya, Fransa etkileriyle günümüze kadar gelmiş olan Freud, sonrasında çok psikodinamik ya da psikanalitik ekole çok yeni kuramcılarla yürüyor. Nasıl yürüyor? 1920'lerde Freud tamam bilinç dışı kavramını ilk kez ortaya koyan kişi. Ben bilinçaltı dememeyi klinikçi arkadaşlarımdan öğrendim. Bilinçaltı demek yanlış ve doğru olmayan bir literatür diyebiliyorum. O yüzden ısrarla bilinç dışı kullanıyorum ve kullanılmasını öneriyorum herkese. Bilinç kavramını ilk literatüre yerleştiren kişi Freud, arkasından idego süperego kavramını yerleştiriyor. Sonrasında Freud'un bu analitik bakış açısı yeni ya da sosyal analistler ya da ego psikologlarıyla, Adler'le, Jung'la, işte Karen Horney ile, Sullivan'la, ondan sonra gelen işte Murray'e kadar devam eden bir dizi bilim insanıyla günümüze kadar yeni modern bakış açılarını sürdürüyor psikodinamik yaklaşım. Davranışsal bakış açısından gidecek olursak da, hani o katı davranışçılık, işte Pavlov'un 1800'lerin sonunda klasik koşullamasıyla başlayan, Watson'ın küçük Albert deneyiyle gelen, sonra 1900'lerin sonunda Skinner'ın bu koşullamaları ve daha sonrasında bugün günümüze kadar gelen davranışçı yaklaşımlar ikinci bir ekolü ya da yeni modern bakış açısını oluşturuyor. Hümanizm üçüncü güç dedik zaten bu noktada. Dördüncü güç 70'lerle 80'lerle bilişsel psikoloji. Ha burada artık bizim, yani bize kadarki kuşak psikoloji tarihi biraz sonlanıyor bence. Niye sonlanıyor? Artık 2000'ler. 2000'ler mesela, bakın 5. madde sosyokültürel bakış açısı. Ne diyor? Şimdi mesela biz bugün bölümde kültürler arası psikoloji dersi veriyoruz. Bugün birçok bölümde işte kültürler arası psikoloji üniversitelerde gündeme geliyor. İşte sosyokültürel bakış açısı gündeme geliyor. Sadece psikolojinin böyle katı katıya giden süreçleri değil, başka kültürlerde, başka sosyolojik yapılarda nasıl ele alındığı ve işte Amerika'daki, Avrupa'daki, Türkiye'deki, orada buradaki psikolojinin ötesinde insanların birey olarak kendi gruplarında, bu grupların kültür olarak kendi coğrafyalarında nasıl bir yapı aldığı sosyokültürel bakış açısıyla bugün incelenebiliyor ve bugün farklı bir noktada bütün bu klasik görüşleri biraz üstüne çıkıyor. Ya biyopsikolojik bakış açısını şimdi ben kapatırken de konuşacağım. Geldiğimiz noktada ya da psikolojinin geleceği olarak da konuşacağım. Ya biyoloji kökenli ya da biyolojiden köken alan ya da fizyolojiden köken alan psikoloji, bugün pozitif bilimlerin ya da ölçümün ya da işte ne bileyim nörotransmitter düzeylerinden tutun da beyin görüntülemelerin psikolojiye nasıl etkisi olduğunu gösteren bir yeni perspektifle modern bakış açısı olarak, bir de evrimsel bakış açısı. Tabii beraberinde benim slaytlarımda evrimselin yanı sıra, şimdi evrimselle başladım. Hani genetik temelleri,
İşte atalarımızın hayatta kalma ve üreme şanslarından günümüze kadar gelen yaklaşımlar bir noktada, kültürel psikolojinin daha önemli sosyopsikolojik yapısı bir noktada. Ama bugün bir tarafıyla da ben son 10 yıldır öğrencilerimden hep duyuyorum, pozitif psikoloji. Pozitif psikolojiden kasıt işte bir nevi o sofistike düzeyden bilim anlayışına kadar gelen o dengeleme ihtiyacı. Hani ruhsal rahatsızlıklar diyor bugün hala pozitif psikoloji. İşte olup biten patolojileri işte zihinsel süreçlerle ele alıp bilimsel zeminle nasıl örtüştürebiliriz diyen bir yaklaşımla günümüze kadar geliyor. Şimdi benim geleceğim nokta şu. 21. yüzyılda psikoloji başlığıyla tarih buydu. Ekoller buydu. Ha bu arada şunu da ekleyeyim. Slaytlarda yer vermedim ama gene derslerde de bahsediyoruz. Gene psikoloji konuşmalarımızda hep söylüyoruz. Bugün psikoloji dediğimizde topluma çıktığımızda işte insanlara psikoloji nedir dediğimizde hasta mıyım, deli miyim, deliysem nasıl düzelirim, tedavi. İşte hep böyle klinik üzerine kurulu o yapıya aslında 54 tane bugün Amerikan Psikologlar Birliği APA'nın 54 tane alt alan tanımıyla çok farklı yani 53 farklı bakış açısı sunmaya çalışıyoruz ve bunu biraz toplumlarda, kültürlerde tanıtmak biraz zor oluyor. Çünkü psikoloji, işte psikiyatri, hastalıklar, bozukluklar üzerine kurulu bir zemin gibi algılanıyor ve hala bu algılar devam ediyor. Ama biz bugün şey diyoruz, işte ben sosyal psikoloğum, işte insanın grup davranışını inceliyorum, insanın işte ne bileyim liderlik davranışını inceliyorum, insanla ilişkili adil dünya inancını inceliyorum gibi başka bir şeylere bakıyorum, anlatmakta zorlanıyoruz. Bugün ben gelişim psikoloğuyum. Gelişimde işte döllenmeden ölüme kadar geçen normal gelişim dönemlerinde normal gelişim ne olmalı ki? Normal gelişime karşı gelen o çocuk klinik nasıl ortaya çıktığı inceliyoruz. Hani bunları anlatmak. Daha da ötesine geçiyoruz bugün işte trafik psikolojisiyle, spor psikolojisiyle, adli psikoloji mesela. Aslında çok önemli, çok kıymetli ama Türkiye'de çok daha yeni yeni gelişen bir bilim dalı olduğu için anlatmakta güçlük çekiyoruz. Hani psikolog deyince o klinikçi izleniminden toplumu da bazen öğrencilerimiz de bazen kendi bilim dalı içerisindeki insanlarımız da kurtaramıyoruz. Hani psikolog dediğin diye klişelerle yoruluyoruz ama işte biz psikoloji bilim insanları olarak istiyoruz ki hani bilmem kaç yüzyıldır ta felsefeden gelen fizyolojiyle yoğrulan birçok ekole damgasını vuran birçok yaklaşımla kendini ortaya koyan psikoloji 21. hatta 22. yüzyılda daha iyi teknolojilerle ya da gelişen değişen o dünyanın akıp giden teknolojisiyle biraz daha yoğrulup o multidisiplinerlikte yerini alsın. Ve psikologlar, psikoloji bilim insanları, psikolojiyle ilgilenen insanlar o tekli yaklaşımdan biraz daha uzaklaşsın. Temel aslında dertlerimizden bir tanesi bu diye düşünüyorum. Şimdi bu benim son slaytım ama vaktim var. 10 dakika tabii sorulara da zaman ayıracağım. Şöyle sol üstte yapay zeka görseli aldım. Şimdi robot teknolojisi, robotlar ve psikoloji çalışan birçok insan var. Bugün psikolojinin geldiği nokta, geçmişten aldığımız o kökenlerin yanı sıra mühendislik işbirliği. Bunu es geçmemek gerekiyor. Benim bugün mühendislikten mezun olmuş, mühendislikte çalışan, mühendis kökenli, ikinci üniversitesi psikoloji okuyan ya da psikolojide yüksek lisans yapan birçok öğrencim, birçok tanıştığım insan var. Ve birçok çalıştığım insan da var. Bugün yayınlarımdan bir tanesi elektronik mühendisiyle ortak güzel bir yayınımız var. Sinyal işlemleme üzerine. Biz elektrofizyoloji çalışıyoruz bilişsel sinir bilimi ya da bilişsel psikoloji bağlamında. Ama daha da ötesine geçip bu bilgisayar teknolojisi, işte dış dünyadan gelen bilginin işlemlenmesi, duyumlar, algılar, bu duyum algı süreçlerinin ötesinde bellek, belleğin yapılanması, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek yapıları ve bunun işte hatırlanması, geri getirilmesi, unutulması gibi robot teknolojisine insan zihnini nasıl uyarlarız diye mühendislik alt alanı. Şimdi bugün mühendislik bir fen bilimi kökeni olmakla beraber psikolojiyle aslında çok ortak çalışabilecek bir arka plana sahip. O da psikolojinin yarını diyoruz. Yapay zeka teknolojisi hem mühendisliğin hem psikolojinin yarını. Daha da önemlisi yapay zeka tabii biraz eskidi şimdi. Ben böyle yaşlı hoca gibi yapay zeka çok yeni falan demeyeyim. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Bu machine learning dediğiniz makine öğrenmesi. Mesela hep şeyi soruyorum ben. Arkadaşlar işte robotlar duygu taşır mı?
Mesela bugün hala bazı öğrencilerimiz diyor ki taşımıyor. Ama biliyorsunuz 10 yıl önce Gülen Sofya, Şaşıran Sofya falan yaptılar. İşte bir şey söylüyorlar, robot böyle çok şaşırdım falan diyor. Bir şey diyor, robotlar şaşırabiliyor. Ama bu da öğretilmiş falan. Hayır, mesele duygunun taşınması değil. Mesele aktif bir şekilde işlemleme yapabiliyor mu? Tabii ki bugün robot teknolojisi, insanın, bugün benim, senin işte karşılıklı etkileşimde bulunduğumuz bu organizma dediğimiz canlı bir varlığın ötesinde bazı yapıları olsa da bizim becerilerimize, donanımlarımıza sahip değillere katılıyoruz. Ama bir taraftan bugün üretilen mühendislik altyapısıyla ortaya konulan bir ürünler duyguyu, düşünceyi, zihinsel yapıyı, belleği, uyumu, algıyı, problem çözmeyi biraz şeyde zorlanıyorlarmış, karar verme. Hani programlılar ya, mesela şey diyorum, böyle mi yapayım? Evet böyle yap. Hayır yanlış yaptım. Neden yanlış olduğunu düşünemedin? Anlık düşünüp yanlış ya da doğruyu karar vermede zorlanıyor. Evet tabii ki henüz insan zihnine, insan becerisine ulaştı demiyoruz. Ama ulaşmaya az kaldı diyoruz. Bu psikolojinin mühendislikte gelişen ve insanı davranış, bilim, İşte insanın duygu, düşünce yapısını robotik bir şekilde ortaya koyan bir teknoloji. O yüzden onu böyle biraz küçük de yer verdim. Ben biraz mühendislik teknolojisine bir tık daha uzak olduğum için. Ama orada güzel çalışmalar var. Orası psikolojinin yarını bir tarafıyla. O mühendisliklerin bize olan ilgisi, sosyal bilimlerdeki o insanı, duyguyu, davranışı, zihni çalışan psikolojiye ilginç bir katkısı. Matematiksel bir katkı. Bugün biyomedikal mühendisliği. İşte efendim bugün elektronik mühendisi, işte bugün fizik mühendisi, elektronik, fizik, biyomedikal. Mesela biz bunlarla çok güzel işbirlikleri yapabiliyoruz bugün. Psikoloji bilimi, sosyal bilimler nasıl da kökenini felsefeden alsa da bugün dönüp de işte ölçümlerle, matematikle, istatistikle, mekanizmayla, işte sayısal veriyle bugün duyguyu, davranış, düşünceyi konuşabiliyor. Güzel bir nokta. Sağ diğer üst köşede, hani bu yapay zeka sol üstteki küçük görselimde, sağ üst köşede fMRI görüntüsü izleyen bir kişiye ve bir ekran görüntüsü ve bir fotoğraf görüyoruz. Bugün fMRI, MR dediğimiz bildiğiniz işte kolumuz bacağımız kırıldığında, kafa travması geçirdiğimizde, hastaneye gittiğimizde bir dakika yumuşak dokuyu görelim. X-ray ışını da vermeyelim, ışınlamadan sadece hidrojen atomlarının birbirine çarpışması üzerine düzleme düşen bir görselle yumuşak dokuyu görüntüleyelim diyen tıbbi teknolojimizin psikoloji için kullanılabilir bir üst level'ı. MR tıbbi teknoloji. fMRI dediğimiz fonksiyonel MR ya da Türkçesiyle işlevsel manyetik rezonans görüntüleme. İşlevsel ne demek? Ben bir işte duygu verirken, ben bir görev verirken, ben bir davranış işler isterken, davranış işlevi verirken kişiye beyinde neler olup bitiyor görebilir miyim? Evet bugün biz beyni, duyguyu, işte hüzünlü bir film izlerken nereler aktive oluyor? Ya da işte şaşırdığımızda beynimizde neler oluyor? Ya da üzüldüğümüzde, ya da korktuğumuzda, ya da tiksindiğimizde, ya da daha ara duygular. İşte ne bileyim, ne yaşarsak, yaşadığımız ana, yaşadığımız duyguya, yaşadığımız duruma ilişkin beyninde farklılıklar oluyor mu? Biz bugün MR teknolojisiyle MR'ın üst düzey olan daha da iyi fMRI işlevsel MR teknolojisiyle buna bakabiliyoruz. Bugün nörobilim çalışmaları, nörobilim tabii nöropsikolojiden ayrılıyor. Nörobilim dediğimizde hani bu beyin görüntülemeler daha hani tıpla, mühendislikle, psikolojiyle ortak işbirliği. Nöropsikoloji dediğimizde bunun daha görüntülemelerle değil de testlerle ölçümleri gibi düşünüyoruz. Benzer teknoloji. Evet biz bugün MR'la nerede aktivasyon olmuş, nerede olmamış görebiliyoruz. MR çekemedik mi? MR'ımız yok mu? Yüksek işte çözünürlüklü teknolojimiz yok mu? Buradaki aktivasyonları görebileceğimiz nöropsikolojik testlerle de psikolojiye, psikolojik öğeleri bugün beyin bazında, biliş bazında değerlendirebiliyoruz. Bu da ayrı bir teknoloji. Sol alt köşeye kendi çalışma alanımdan bir görsel koydum. Ben neyle çalışıyorum? Burak Hoca'nın da söylediği gibi sinir bilim, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu sinir bilimsel zeminde acaba dikkati daha iyi olan yetişkinlerle daha kötü olan yetişkinlerin dalgalarında fark var mı? Hiperaktivitesi olanlarla olmayanların beyin dalgalarında farklılaşma var mı? Hani
Acaba dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bugün psikolojide gelinen noktada sadece gözlem, görüşmeye dayalı tanı konuluyor. Bir biyolojik marker yok. Yani biyolojik bir şey yok. Hani şu varsa bu vardır, bu yoksa bu yoktur gibi bir ayrımı yok. Acaba bu ayrımı yapabilir mi psikoloji ve tıp ya da işte nörobilim birlikte bunu yapabilir mi diye. Beyinde olup bitenler, dikkat, hiperaktivite gibi davranış, düşünce, zihinsel süreçlerde farklılaşıyor mu? Bunu ölçmeye çalışıyoruz. Tabii yani küçük çaplı çalışma bunlar ama dünya üzerinde büyük çaplı çalışmalar da var. İşte uyaran veriyoruz. Uyup da görmüş olduğunuz gibi bu uyaranın geldiği anda bakın burada bir dalga farklılaşmış. Acaba bizde de bir dalga farklılaşıyor mu? İşte bizim ya da bizden kastım bizim örneklerimiz. Hani 100 kişiye bu çekimi yaptık. 100 kişi de acaba bir şeyler değişiyor mu? Dikkat eksikliği olmayan 100 kişi de bu şey değişmiyor mu? Bu değişen şey dikkatin bozulmasına bağlı gibi bazı ayırt ediciler bulmaya çalışıp gene tıp, mühendislik, psikoloji ve benzer disiplinlerde ortak zeminlerde bir şeyler. Sağ alt köşeye de son olarak ben bir sanal gerçeklik koydum. Şimdi bunu klinikçi arkadaşlardan, klinik psikoloji çalışanlardan özür dileyerek çok kısaca söyleyeceğim. Çünkü hiç çalışma alanım değil. Onu büyük koydum. Niye büyük koydum? Uygulamalı alanların bizim için çok kıymetli olduğunu vurgulamak için büyük. Ama ben bilmediğim için de küçültmek isteyerek koydum. İnanın bilmiyorum ama benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum klinikçi arkadaşlarım bu sanal gerçeklik ya da işte artificial reality diye AR diye galiba şey yapıyorlar. İşte fobilerden tutun da birçok hastalığın tedavisinde zihinde canlandırma, bu canlandırmayı görsel canlandırma gibi işte görselde gördüğünüz bu tip cihazlar ve bilgisayar teknolojisiyle bugün aslında ya da yarın psikolojisi, yarın teknolojisi, psikoloji biliminde gerek klinik alanlarda, uygulama alanlarda, gerek temel alanlarda ne kadar etkili olabilecek bunların hepsini bir araya getirmek istedim. 50 dakikadır konuşuyorum Burak Hocam. Sanırım size söylediğim bir saatte. Zaten bu da benim son slaytımdı. Yani tabii gönül ister her bir slaytı böyle saatlerce, günlerce, derslerce konuşalım. Ama hani ben kabaca geçmişten işte günümüzde ve gelecekte ne yapıyoruz, ne oluyor, neler gelişiyor psikoloji biliminde dışarıdan bir hoca olarak özetlemeye çalıştım. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Dışarıdan öğrencilerimiz olduğu için psikoloji dışında siz Evet. de ona dikkat ederek çok güzel bir sunum yaptınız. Ben de Sağ bilgilerimi tazelemiş oldum sizle beraber. Aristo'dan, Plato'dan başlayıp günümüzün makine öğrenmesine kadar bir güzel bir özet ve tazeleme oldu benim için de. Arkadaşlar için de çok keyiflidir umarım. Umarım tarihe sıkmak Sizin istemedim kimseyi. O İşte yüzden hiç çok kısaca sıkılmadım değindim. hocam, işte Hani sıkılmadım. felsefeden geldik, nereye gidiyoruz demek istedim. Evet hocam, işte sıkılmadık, çok güzel oldu. Sağ olun. Sorusu olan arkadaşlarım varsa alabiliriz. Ya el kaldırarak Ben... ben buradan izin veririm, mikrofonla konuşabilirler, ya da chatten yazarlarsa ben de okuyabilirim. Evet. Tekrar Necmettin Şimdi... Erbakan Üniversitesi olarak hocam teşekkürlerimizi ileteyim size de. Hem Ne Yusuf Hoca demek? Ben adına, çok teşekkür ederim. hem de bölümümüz adına. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Dediğim gibi ben Konya'da başka bir üniversiteye online ders veriyorum. O açıdan Konya'ya böyle bir sempati duymaya başladım. Yusuf sayesinde zaten gittiğinden beri Yusuf oralarda bizim de bir eşimiz dostumuz var. Oralarda her türlü desteğe hazırız demiştik. O da sağ olsun beni davet etti. Ben de çok mutlu oldum sizinle birlikte olmak. Biz de mutlu olduk hocam dinlediğimiz için. Arkadaşlar teşekkürlerini iletiyorlar. Teşekkür ederim. Öğrenci Evet, açtım arkadaşlar. chat'i. Sorusu olan yoksa hocam. Kaç kişi vardı Burak Hoca? Kaç kişi Bizim vardı sınıf günlük? 30-35 civarı oldu. Sonra şu an Anladım. çıkmalar oluyor. Çıkmalar oluyor. Evet. Ve teşekkürler geliyor. Bir kişi Yusuf Evet. Hoca konuşmak istediğini belirtti. Kendisine sözü vereyim ben. Tabii. Yusuf Hocam verdim mikrofon isteğini. Mikrofonunuzu açıp sanırım konuşabilirsiniz hocam.
Hocam sesiniz gelmiyor şu an bize. Yusuf, seni duyamıyoruz. Hala duyamıyoruz. Evet hocam, Yusuf hocam acaba mikrofonunuzu şeyden, mikrofon butonundan açabilirsiniz. Ya da tekrar yollayın, ben tekrar kabul edeyim hocam. Okey'e bastım sizi yolladıktan sonra. Hocam sesiniz hala gelmiyor bize. Bu da yeni bir sistem olduğu için çok bilmiyor katılımcı hocalarımız. Biz Evet, yeni yeniler. başlıyoruz. Tarayıcı üstünden olması kolay oluyor ancak yabancı olduğunuz bir şey olduğu için böyle anlar olabiliyor. Tabii. Ben de ikinci Burak hocam, daha önce bu Abdullah Gül'le bir etkinlik yapmıştık biz Evet Kayseri'de. hocam. Hani iki üniversite ortak bir şey yapalım dedik. İş büyüdü. Bu rehberlik araştırma merkezleri falan devreye girdi. Dediler halka yapın. İşte Abdullah Gül'ün bölüm başkanı Ahmet Çoymak arkadaşım oluyor. Şey dedi, Esra hocam dedi, gel dedi işi büyütelim, halka yapalım. Dedim hocam, biri anlatan bine de anlatır, önemli değil, anlatalım biraz Öyle. konuyu rahatlatalım. Öyle bir şeye girdi. Sonra da beni aradı, dedi ki hocam dedi 1500 kişi var. Dedim hocam ne diyorsun ya, 1500 ne ya? Oh. Ben böyle bir şey yaptım. Hani 15, 150, maks 200'e falan, 1500 nedir dedim yani. Dedi işte hocam, RAM'daki aileler falan, bu liselerdeki çocukların aileleri, ben dikkat eksikliği anlatmıştım o günkü Evet. seminerde. Dikkat eksikliği de biliyorsun şeylerde, bu üniversite sınavına girecek çocukların Evet. ailelerine falan çok Evet. acayip şey yapıyor. Rehber öğretmenlerde de çok dikkat çekiyor. Evet. Tamam dedim, okey, fark etmez, anlatayım yani. Biraz tabii benim bir 15-20 slaytım vardı gene böyle. Biraz büyüttüm işi, 40 slayt falan yaptım. Dedim, bu kadar insan geliyor. Evet. Ben biraz dedim şey yapayım. Hani soru olur, bir şey olur ya da merak eden. Neyse işi büyüttük falan. Sonra webinara girdik. Ama çok komik şu an olduğu gibi. Biri söz alıyor, söz veremiyoruz. Biri yazıyor. Bir de webinar, yeni geçen webinarlarda galiba chatten konuşmayı kapatıyormuş sistem. Öyle mi? Hmm. Galiba bir şey Hiç varmış. unutmadığımız için Bir o tık kadar kalabalık bilmiyorum. yöneticiye gidiyor. Yöneticiyi de sağ olsun Ahmet Hoca'ya yaptık. Abdullah Gül'ün hocasına. Ahmet Hoca dakika başı mikrofonu şey diyor. Şöyle bir soru geldi. Biz de şey diyoruz. Niye bize gelmiyor abi bu soru falan diyor. Şey Evet. diyor. Çünkü diyor sizin sizden aşama diyor. Bir tek bana geliyor. Dedik tamam, bin üzeri webinar çok güzelmiş. Benim ilk deneyimim oydu. Belki şu an Yusuf Hoca da benzer bir sorun yaşıyor. Onu Evet. duyamıyoruz. Evet, güzel bir Tabii deneyim komikti olmuş hocam yani. sizin için de. Neyse. Hocam o zaman Okey. Yusuf Yusuf hocamızla hocam, baş bireysel konuşuruz. olarak konuşuruz. Ne diyelim? Sen yaz. Evet. Şu an için yaz. Konuşamayacaksın galiba. Sizin de hocam değerli vaktinizi daha fazla almayalım. Yok, ne demek, benim için gerçekten keyifliydi, güzeldi Bizim için de çok sizlerle temas keyifliydi etmek. hocam. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ne demek? Tamam, O o zaman zaman hocam haberleşiriz. Son olur. namlı galiba pek kimse kalmadı. Tanıştığıma çok memnun oldum ben de tekrardan. Ben de çok memnun oldum. Beklerim Kayseri'ye yolu düşen herkese. Naci Her zaman Azkan hocam. Üniversitesi Psikoloji Biz de bölümünde. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak Tabii desteklerimizi ki. sunalım hocam her zaman. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum bütün Ben üniversite teşekkür yönetimine, ederim. sizlere, herkese. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Akşamlar hocam. Sonlandırıyorum. İyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar. Teşekkürler.